Arkadaşlar herkese merhaba. Özellikle de okul sürecinde sizlere sık sık kitap okumanız gerektiğini söylüyoruz. Çünkü kitap okuduğumuzda hem çok boyutlu düşünebiliriz, hem olaylar arasında ilişkiler kurabiliriz, hem kelime dağarcığımız gelişir, hem de okumamız hızlanır. Ama size karşılık olarak kitap okurken uykunuzun geldiğini ve sıkıldığınızı söylüyorsunuz. O yüzden bugün sizlerle kitap okuma hevesinizi nasıl yerine getirebilirsiniz bununla ilgili konuşacağız. Öncelikle ilk yapmanız gereken kitap okumaya dair tüm ön yargılarınızı bir kenara bırakmak. Daha öncesinde okumuş olduğunuz kitap sizin ilginizi çekmemiş olabilir. Onu okurken sıkılmış olabilirsiniz ama yeni okuyacağınız kitap da yine sıkılacağınız ya da yorulacağınız anlamına gelmiyor. O yüzden unutmayın ki her yeni kitap yeni bir maceradır. Daha ön yargılarımızı yıkarak kitap okumaya başlayalım. Peki ön yargıya sahip olmanızın temel nedeni ne? Burada en başta yanlış kitap seçimi geliyor. Burada ne yapıyoruz? Kendi ilgilerimizi, sevdiğimiz ve sevmediğimiz şeyleri keşfetmeden bir kitap okumaya başlıyoruz. Ve sonucunda da oldukça sıkılıyoruz. Ve kitap okuma eylemini de çok sıkıcı bir faaliyet gibi zihnimize kazıyoruz. O yüzden yapmanız gereken kendi ilgilerinizi, sevdiğiniz ve sevmediğiniz şeyleri belirleyebilmek, bir listeleme oluşturabilirsiniz burada. Kendimden size örnek vereyim. Ben kitap okumayı seviyorum ama tarihle alakalı şeyler okumayı sevmiyorum. Yani onu okurken çok sıkılıyorum ve gerçekten sıkışmış gibi hissediyorum. Ama onun dışında diğer türleri okurken oldukça keyif alıyorum. O yüzden siz de kendi ilgilerinize yönelik kitaplar seçin. Belki bu kitabı seçme aşamasında kitaba yönelik eleştirilerden faydalanabilirsiniz. Okuduğunuz kitap kadar kitabı okuduğunuz saatler de oldukça önemli. Genelde biz ders çalışma programlarına yatmadan 1 saat kitap okumak koyuyoruz. Ama unutmayın ki bu kitap okuma alışkanlığını kazanmış öğrenciler içindir. Siz eğer ki sevmiyorsanız kitap okumayı, tam uykudan önce kitap okumak inanın tam bir eziyet gibi gelecektir. Daha da fazla uykunuzu getirecektir ve sıkıcı bir faaliyet olarak bu durum sizin zihninize kazınacaktır. Bunun yerine belki uykudan yeni uyandığınız, zihninizin dinç olduğu, kendinizi daha enerjik hissettiğiniz bir zamanda kitap okuyabilirsiniz. Böylece okuduğunuzda daha iyi anlamış olacağınız için kitap okumanın o kadar da sıkıcı olmadığını fark edeceksiniz. Ve tabii ki kitap okumamızın önündeki bir diğer engel de dikkatimizi dağıtan unsurlar. Bence bunların en başında cep telefonları geliyor. Cep telefonumuzu yanımıza koyduğumuzda bildirim geldi mi, ekranın ışığı yandı mı, acaba arkadaşım mesaj attı mı şeklinde sürekli gözümüz ister istemez oraya kayıyor ve kitap okumaya yeterince odaklanamıyoruz. Odaklanamadıkça okuduğumuzdan hiçbir şey anlamadığımız için yine kitap okumanın sıkıcı bir eylem olduğunu düşünmeye devam ediyoruz. O yüzden mümkünse cep telefonunuzu kitap okumaya başlamadan öncesinde mutlaka odanın dışında bırakın. Burada lütfen şuna çok dikkat edin. Yatakta uzanarak ya da koltukta yayılarak kitap okunmaz. Çünkü bu şekilde kitap okuduğunuzda uykunuz daha fazla gelecektir ve yine kitap okumanın sıkıcı olduğunu düşüneceksiniz. Bunun yerine masa başında ve mümkünse hatta aynı yerde kitap okuyun. Çünkü zihnimiz bir eylemi sürekli olarak aynı yerde yapmaya başladığında oraya oturduğu ilk an çok daha iyi odaklanır. Yani siz burada kendinize bir kitap okuma köşesi oluşturarak da başlayabilirsiniz. Sevdiğiniz şeyleri oraya koyarak kendinizi iyi ve daha enerjik hissettiğiniz bir ortam yaratabilirsiniz. Ve her zaman oraya oturduğunuzda kitap okuduğunuzda da zihniniz çok daha iyi odaklanacak ve okuduğunu çok daha iyi anlayacaktır. Özellikle de kitap okumaya yeni başlayanlardansanız lütfen kendinize çok kalın kitaplar seçmeyin. 500-600 sayfalık kitaplar sizin gözünüzü korkutabilir. Var olan tüm motivasyonunuzu da kaybetmenize sebep olabilir. Bunun yerine 70-80 sayfalık kitaplarla işe başlayabilirsiniz. O kitabı bitirdiğinizde ne kadar mutlu olduğunuzu göreceksiniz. Bir kitabı bitirmiş olmanın hazzını yaşadığınızda diğer kitaplara hızlıca başlamak isteyeceksiniz. Ve bu da sizi çok daha motive edecek. Yapmanız gereken şey, gerçekten kitabı okurken çok sıkılıyorsanız lütfen ona ara verin. Daha sonrasında tekrardan bir şans verebilirsiniz. Ama burada şundan bahsetmiyorum. Yani ben okumaya başladım, 5-10 sayfa okudum ve sıkıldım. Bırakayım değil. Hayır, zaten kitabın genelde 20-30 sayfası kişileri tanıtır, olayları tanıtır, mekanı tanıtır, zamanı tanıtır. O yüzden bir betimleme süreci olduğu için sıkıcı geçebilir. Ama diyelim ki kitabın yarısına geldiniz ve hala sizin ilginizi çekmiyor. İşte o zaman kitabı bırakabilirsiniz ve sonrasında tekrardan şans verebilirsiniz. Aynı zamanda kitap okumayı sevmek için dışınızdan okuma tekniğini de uygulayabilirsiniz. Çünkü dışınızdan okuduğunuzda söylediğiniz şeyi duyduğunuz için çok daha iyi anladığınızı fark edeceksiniz. Belki olaylar arasında bağlantı kurmak hoşunuza gider ve kitap okumayı seversiniz böylece. Ama burada şuna dikkat etmenizi istiyorum. Dışarıdan okuma tekniğini devamlı olarak lütfen uygulamayalım. Çünkü bu tekniği sürekli uygulamak daha sonrasında içimizden okuduğumuzda olayları anlamamamıza sebep olabilir. Ve özellikle bu durum sınavlarda ve yazılarda bizim işimizi oldukça zorlaştıracak. O yüzden en azından kitap okumayı sevene kadar dışarıdan okuyabilirsiniz. Ve tabii ki molalar vermelisiniz. Kendinizi lütfen ben şimdi oturup 1 saat, 1,5 saat aralıksız kitap okuyacağım şeklinde şartlandırmayın. Özellikle de kitap okumayı sevmediğiniz için bu 1 saat size gerçekten tam bir eziyet gibi gelecek. Bunun yerine 10
15 dakika kitap okuyacağım, 5 dakika ara vereceğim şeklinde bir planlama yapabilirsiniz. Ya da bugün yarım saat kitap okuma yapıp daha sonrasında bırakacağım da diyebilirsiniz. Kitap okuma sürenizi zaman içinde arttırırsanız bunu çok daha kolay bir rutin haline getirebilirsiniz. Ve son olarak da arkadaşlarınızla aynı kitabı okuyarak başlayabilirsiniz. Kendinize belki bir zaman verebilirsiniz burada. Hadi gelin hep beraber bu kitabı okuyalım. İşte 3 gün sonra, 5 gün sonra, belki 1 ay sonra bu kitap üzerine yorumlarda bulunalım. Bu kitabı birazcık eleştirelim diyebilirsiniz. Bu ortak bir paylaşımda bulunma durumu da sizin kitap okumaya karşı isteğinizi artıracaktır. Arkadaşlar bugün sizinle kitap okumaya karşı hevesimizi nasıl artırabiliriz? Bununla ilgili konuştuk. Siz kitap okumayı seviyor musunuz? Seviyorsanız ne tür kitaplar okuyorsunuz? Lütfen yorumlarda bizimle bunları paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.